Yemek yarım saate hazır. Ama çok açsanız eğer ben kahvaltı hazırlayayım. Sağ ol Zeyma, aç değilim. Deniz Hanım. Ben olanlara çok üzüldüm. O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki Serma. Artık neredeyse hissizleştim. Belki de şoktan sonra böyle oluyor insan. Ben ne edebilirim sizin için? Söyle bak Allah aşkına. Eğer dinleneceksen oğlana bakayım mı? Sağ ol Serma. Şimdi uyuttum. Yavrum o da perişan oldu. En çok da çocuklarım için üzülüyorum Serma. Tabii bir de babam. Bundan sonra ne edeceksiniz? Yarın gideceğiz buradan. Kalın diyeceğim ama... Anlıyorum seni. Yani onca şeyden sonra insan dışarı çıkmaya bile korkar. Ben de olsam bir gün bile durmazdım. Tam zamanında geldin. Yemek hazır. Gerek yok, ben alırım. Deniz Hanım, sofra hazır. Biraz bakar mısın sen bana? Vallahi bir en küçük bir lafım varsa şuradan şuraya adım atmak nasip olmasın. Senin Fikri ile ilgili iki kere uyardım biliyorsun. Ya kapıya kadar gelmişler, geri çevrilir mi? Ayıp değil mi? İnan havadan sudan konuşuyoruz. Deniz'in adı bile geçmiyor. Tamam diyar. Bak bir laf daha duyarsan bu iş burada biter. Hayatta tahmin edemeyeceğim şeyler bunlar. Bana inanmıyorsan giderim. Bak bir de bu dramatik ve alıngan tavırlar. Ben düz adamım diyar. Karşımdakinden de aynı netliği beklerim. Anladın mı? Hayatı birbirimize zorlaştırmayalım. Lütfen.